Sayın Kursiyerler, dördüncü kelime ünitemize hoş geldiniz. Bu bölümde İngilizce'deki zaman kelimelerini ve ifadelerini öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, karşımızda bir zaman defteri var, diary var. Diary günlük demek ama burada not aldığınız, neler yapacağınızı not aldığınız bir defter söz konusu. Ajanda diyoruz biz buna. Evet, the past, the present and the future. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek. Şimdi arkadaşlar bu ajandamıza bakalım. Bugün ayın 11'iymiş. 11 Nisan Perşembe günü ve öğlenliymiş arkadaşlar. Bunu anlıyoruz. Evet, Nisan'da 1 ile 4 arasında Moskova'daymış bu arkadaş. 5. ayın 5'inde Bat'teymiş. 6-7'sinde bir şey yazmıyor. 8'inde Jonah ve Charlotte'la buluşmuş galiba. 9'unda telefon faturasını ödemiş. 10'unda Ella'yla öğle yemeği yemiş. Ve akşam da Logan'la buluşmuş. Bugün zaten Thursday, yeşil işareti olan, ortada akşam sinemaya gidecek. Yarın Friday, 9 ile 12 arasında toplantısı var. Bilirsiniz kafede olacak akşam 7.30, dışarı çıkıyor. Hafta sonu Willis'te kalacak, Will'in evinde kalacak. Gelecek haftaya bakalım. 3 gün Londra'da olacak. 16'sında Scott'la akşam yemeği yiyecek. 18'inde Dr. Holton'da randevusu var galiba. 19'unda tiyatroya gidecek. 20'sinde Callum'ın doğum günü var. 21'inde de anne ve babasıyla öğle yemeğinde buluşacak. Evet, şimdi bunları arkadaşlar nasıl ifade ediyoruz cümleler içinde? Bakalım teker teker. I was in Moscow last week. Geçen hafta Moskova'daydım. Last week, geçen hafta. Ben geçen hafta Moskova'daydım. I saw Jonah and Charlotte 3 days ago. Jonah ve Charlotte'ı 3 gün önce gördüm. Ayın 8'inde. 3 gün önce derken 3 days ago. Ago. I had lunch with Ella yesterday. Dün Ella ile öğle yemeği yedim. I went out with Logan last night. Logan'la dün gece dışarı çıktım. I am going to the cinema this evening. Bu akşam sinemaya gidiyorum. 11'i. I have a meeting tomorrow morning. Yarın sabah bir toplantım var. I am staying at Will's this weekend. Bu hafta sonu Will'in evinde kalacağım, Will'de kalacağım. I am going to London for 3 days next week. Önümüzdeki hafta, next week, 3 günlüğüne Londra'ya gidiyorum. 15, 16, 17. I have a doctor's appointment next Thursday. Önümüzdeki Perşembe günü doktor randevum var. I am seeing my parents in 10 days. 10 gün sonra anne babamı göreceğim, onlarla buluşacağım. Evet arkadaşlar, diary günlük demek ama aynı zamanda ajanda, yani ne zaman ne yapacağınızı gelecekte not aldığınız defter, diary. Last week, geçen hafta. This week, bu hafta. Next week, gelecek hafta. Ago, önce. Last night, dün gece. Yesterday evening, dün akşam. Appointment, randevu. Doktor randevusu. In 10 days, arkadaşlar. 10 gün içinde. Biz bunu Türkçe 10 gün sonra diye çeviriyoruz. Evet, şimdi
İlk alıştırmamız var. True false alıştırması. Doğru mu yanlış mı? Doğruysa true, yanlışsa false yazacağız arkadaşlar. Evet. I was in Moscow last week. True. Geçen hafta Moskova'daydı. I got back from Moscow 2 days ago. Hayır, bu doğru değil. Beşinde döndün çünkü. Bugün ayın 11 olduğuna göre 2 gün önce 9 olur. Yanlış. I saw Jana and Charlotte this week. Bu hafta Jana ve Charlotte'u gördüm. Doğru. 8'inde onlarla yemek yemişti. I paid the phone bill 3 days ago. Evet, 3 gün önce olmuyor. 9'unda ödedi, 2 gün önce oluyor. False. I met Logan yesterday. True. Doğru. Logan'la dün buluştum. I was in London last week. Hayır, geçen hafta Londra'da değil, Moskova'daydı. Önümüzdeki hafta Londra'da olacak. O halde false. I am going to the cinema this afternoon. 6 doğru. I am going out tomorrow evening. Bu da doğru. Yarın akşam dışarı çıkıyor. I am seeing Scott in 4 days. 4 gün sonra Scott'ı göreceğim diyor. Bu doğru değil. 5 gün sonra görecek. False. I am seeing the doctor in a week. Bir hafta sonra doktoru göreceğim. Doktorumu. Doğru. True. I am going to the theater next Friday. Önümüzdeki cuma günü tiyatroya gideceğim. Bu da doğru. True. Evet. İkinci alıştırmamız. Complete the sentences. We saw them at the cinema yesterday evening. Dün akşam onları sinemada gördük. She saw Paul about 3 days, yaklaşık 3 gün önce diyeceksin. Ago. Önce derken 3 days ago. I won't forget Pedro's birthday. I wrote it in my ajandama yazdım. Diary. Pedro'nun doğum gününü unutmam. Ajandama yazdım. She called me at 10 o'clock last night. Dün gece beni saat 10'da aradı telefonla. He wants to come not next week. Evet, önümüzdeki hafta değil, bu hafta gelmek istiyor. This week. She can't come tomorrow morning. She's got a dentist. Randevusu var. Appointment. Yarın sabah gelemez çünkü pardon, dişçi randevusu var. I am going to Italy. İtalya'ya gidiyorum önümüzdeki hafta, next week. Evet, şimdi de arkadaşlar zamanla ilgili kelimeleri hangi tenslerde kullanıyoruz? Bazı kelimeler sadece belirli tenslerde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bunları inceleyelim. Evet, ever kelimemiz var. Ever hiç demektir arkadaşlar. Hiç. Do you ever simple present'te kullanabiliyoruz. Do you ever swim in the winter? Sen hiç kışın yüzer misin? Sen hiç kışın yüzer misin? Do you ever swim in the winter? Have you ever been to Moscow? Hiç Moskova'ya gittin mi? Evet, demek ki arkadaşlar ever kelimesi hiç, hiçbir zaman diye de çevirebilirsiniz. Kışın yüzer misin hiç veya sen hiç Moskova'ya da gittin mi? Moskova'da bulundun mu? Present veya present perfect tense. While bir şey yaparken he often phones while I am eating. O sık sık ben yemek yerken telefon eder. Present continuous tense. Şimdiki zaman. They arrived while I was watching TV.
Ben televizyon seyrederken onlar geldi. Present continuous veya past continuous. While, can, bir şey yaparken. Already var arkadaşlar. Zaten veya çoktan demek. I was already there when they arrived. Onlar geldiğinde ben zaten oradaydım. Ben çoktan oradaydım. Do you want lunch? Öğle yemeği ister misin? No thanks. I have already eaten. Ben çoktan yedim. Evet, demek ki already de simple past ve present perfect de kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Çoktan veya zaten anlamına geliyor already. Recently, kısa süre önce demektir arkadaşlar. I went to the dentist recently. Geçenlerde diye de çevirebiliriz. Geçenlerde dişçiye gittim. Simple past tense. I haven't seen Tom recently. Son günlerde diye çevirelim bunu. Son günlerde Tom'u görmedim. Demek ki recently, simple past'ta veya present perfect'te kullanabiliyoruz. Yet, henüz demektir. I haven't done my homework yet. Henüz ödevimi yapmadım. Present perfect. Have you seen Almodovar's new film yet? Almodovar'ın yeni filmini daha görmedin mi? Evet arkadaşlar, bu yet'i çevirirken olumsuz ve soru şeklinde çeviriyoruz. Çünkü olumlu çevirsek arkadaşlar bir anlamı olmuyor. Türkçe kötü geliyor. Almodovar'ın yeni filmini daha görmedin mi diye bunu çeviriyoruz. Just, daha yeni. Where are the girls? Kızlar nerede? They've just left. Şimdi çıktılar. Evet, şimdi çıktılar veya yeni çıktılar. I've been in this job for 3 years. 3 yıldır bu işteyim. Present perfect tense. Just the present perfect tense'ti. Ve since, o da artık arkadaşlar present perfect tense'te kullanılacak. We've lived here since we got married. Evlendiğimizden beri burada yaşıyoruz. I've been in this job for 3 years. 3 yıldır bu işteyim. 3 yıldan beri bu işteyim. Veya evlendiğimizden beri burada yaşıyoruz. Demek ki just, for, since arkadaşlar veya yet, bunların hepsi present perfect tense'te kullanılan kelimeler. Zamana ait kelimeler. Evet, sağ tarafa bakalım. Hemen toparlayalım. Ever, hiç, hiçbir zaman diye de çevirebiliriz. While, bir şey yaparken. Already, zaten, çoktan. Recently, son günlerde, son zamanlarda. Yet, henüz, daha. Just, şimdi, yeni diyoruz. Evet. For ve since arasındaki farkı öğrenelim. İkisi de beri demektir arkadaşlar. For'dan sonra bir zaman sürecini söylüyoruz. Bir period var. Since'den sonra ise bir zaman noktası var, geçmişteki. Bakalım. For 2 weeks veya for 6 months. 2 haftadan beri veya 6 aydan beri diye çeviriyoruz bunu arkadaşlar. Since'den sonra ise geçmişteki bir zaman noktasını kullanıyoruz. Bu bir tense ise de simple past tense'i kullanacağız arkadaşlar. Since 2003, 2003'ten beri. Since last year, geçen yıldan beri. Since I came to England, İngiltere'ye geldiğimden beri. Ve bu ikisini arkadaşlar present perfect tense'de kullanıyoruz. Geçmişte başlamış ve hala devam eden olaylar için. I have been at university for 2 years. 2 yıldan beri üniversitedeyim. I have known Joe since 2018. Joe'yu 2018'den beri tanıyorum. Evet, şimdi alıştırmalarımız var. Boşlukları for ve since'de dolduracağız. Zaman noktası ise since, süreç ise, süre ise for arkadaşlar. I have known her. Onu tanıyorum. For a year. 1 yıldan beri. 2010'dan beri diyeceğiz. Since. Zaman noktası çünkü. 2010'dan beri. Since 2010. Uzun zamandan beri. For a long time. Uzun zamandan beri. Yaklaşık 3 aydır.
3 aydan beri. For about 3 months. Yaklaşık 3 aydan beri. Since last year, geçen yıldan beri. For a couple of years, birkaç yıldır. A couple of, birkaç demek arkadaşlar. Birkaç yıldan beri. Evlendiğimden beri diyeceğiz. Evlenme bir zaman noktası. Since I got married. Evlendiğimden beri. Üniversitede olduğumdan beri. Since I was at university. Üniversiteden beri. Evet, diyor ki burada doğru cevabı işaretleyin diyor. Biz arkadaşlar highlight yapalım. My girlfriend wants to go to Ibiza, but I've already been there. Kız arkadaşım Ibiza'ya gitmek istiyor ama ben çoktan zaten oraya gittim. Already, yet, daha, henüz demektir. Olumsuzlarda kullanılır ve cümlenin sonunda olur arkadaşlar. Yet. Paolo is in the classroom. Paula derslikte, sınıfta. Şimdi gördüm onu daha, yeni gördüm. I've just seen him. Lily arrived. Lily geldi. Evet, past continuous kullandığına göre while we were having lunch. Biz öğle yemeği yerken Lily geldi. Do you, sen hiç konsere gider misin diyeceğiz. Do you ever go to concerts? We haven't seen him. Evet, dün bir zaman noktası olduğuna göre since yesterday. I haven't been to Turkey son zamanlarda. Recently. 6'ya geçtim. I want to work abroad. Yurt dışında çalışmak istiyorum. But I haven't found a job yet. Daha henüz bir iş bulamadım. Sen hiç bir otobüs kullandın mı? Have you ever driven a bus? I went to Spain. Ben İspanya'ya gittim recently. Kısa süre önce. I stayed in Seville for 2 weeks. 2 hafta boyunca Seville'de kaldım. Evet, şimdi yine cümleleri doldurun diyor arkadaşlar. He has been in that flat. O dairede yaşıyor. Flat, daire. Amerikan İngilizcesinde apartment. For 3 months. 3 aydır, 3 aydan beri o dairede yaşıyor bir erkek. Have you finished your English course yet? Daha İngilizce kursunu bitirmedin mi? Arkadaşlar, bu yet'i soru cümlelerinde kullanıyorsak, tekrar tekrar söylüyorum, olumsuz soru olarak Türkçe'ye çeviriniz. Yani İngilizce kursunu daha henüz bitirmedin mi? Cevap no, I've got another 2 weeks. 2 haftam daha var. I was, ben çoktan uyanmıştım. Already awake when mom came into my bedroom this morning. Bu sabah annem yatak odama geldiğinde ben çoktan uyanmıştım. I was reading, kitap okuyordum. Where is Sophia? Sophia nerede? She's just gone out. Şimdi dışarı çıktı. She was here a minute ago. O bir dakika önce buradaydı. I haven't been to the dentist recently diyelim. Son zamanlarda dişçiye gitmedim. I must make an appointment. Bir randevu almam lazım. Do you ever, sen hiç, go to that cafe when you are in town. Şehirdeyken hiç sen hiç o kafeye gider misin? I haven't had lunch yet. Daha öğle yemeği yemedim. I am really hungry. Gerçekten karnım aç. George tried to phone me. George
beni aramaya çalıştı while ben I was in the meeting, toplantıdayken. Ben toplantıdayken George beni aramaya çalıştı. We haven't seen Joe. Evet, Joe'yu görmedik since he left school. Okuldan ayrıldığından beri Joe'yu görmedik. Evet arkadaşlar, bu ünitemiz de burada sona erdi. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın.